Son seansa karşınızdayız. Son seansta önemli konular konuşacağız. Her zaman olduğu gibi iki değerli akademisyen konuğumuz şu anda bizimle birlikte. Profesör Doktor Dündar Murat Demiröz bizimle birlikte. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi ve Doçent Doktor Hakkı Öztürk bizimle birlikte. Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi. Neler konuşacağız? Bir defa 2 ay süren bütçe maratonunun sonuna geldik ve bütçeyi 659 milyar lira açıkla bağladık. Elbette bütçe açığının seçim yılı olması dolayısıyla daha yüksek bir açıkla kendini göstermesi söz konusu olabilir. Dolayısıyla yıl ortasında yeni bir bütçe, ek bütçe yapma ihtimali gündeme gelebilir. Hatırlayacaksınız bu yılın ortasında bir ek bütçe yapmış idik ve uzun bir aradan sonra Türkiye ek bütçe hazırlamak zorunda kalmıştı. Çünkü gelirle gider arasındaki dengeyi maalesef çok iyi bağlayamıyoruz. Bu arada önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak gelişmelerden bahsedeceğiz. Uluslararası piyasalardaki gelişmelere bakacağız. KGF'yi konuşacağız. Kur korumalı mevduatı konuşacağız ve bugün açıklanan TÜİK'in hane halkı istatistikleri var. Türkiye bugün itibariyle 84 milyonun üzerinde bir nüfusa kavuştu. 1927 yılında Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki hane halkı sayımlarında 13 milyon olan nüfusumuz şu anda 84 milyon ve 2023 yılında Cumhuriyet'in 100. yılında nasıl bir tablo bizi bekliyor diye birazdan soracağız. Evet, son seansa başlıyoruz ve Profesör Doktor Dündar Murat Demiröz ile Hakkı Öztürk, Doçent Doktor Hakkı Öztürk bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hadi. Çok yoğun biçimde çalışıyorsunuz. Ben bakıyorum Hakkı hocam, yani son saniyede bile ve hala şeyde notlarından ayrılamıyor. Hocam siz de başlayalım. Bir defa bütçeyi tamamladık. Bütçe 659 milyar lira açıkla bağlandı. 4 trilyon 469 milyar lira bir gideri var. Dolayısıyla gelirimiz çok düşük. 3 trilyon 810 milyar lira. Bu yıl biliyorsunuz uzun bir aradan sonra Türkiye Cumhuriyeti ek bütçe yapmak zorunda kaldı. Evet. Muhtemelen 2023'te Cumhuriyet'in 100. yılında da bir ek bütçe yapmak zorunda kalabiliriz. Neden? Çünkü giderlerimiz çok fazla. Bir de seçim yılındayız ve seçim yılında harcamaların kontrolsüz biçimde artabileceğini düşünmek durumundayız diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Şimdi bütçe meselesi, biz bir yıllık bütçe yapıyoruz. Yani bütçe yasayla çıkıyor, bir yasa, her sene bir yasa çıkıyor ve mesela şu anda Aralık ayının 19'unda bütçe bütün 2023 senesinde devletin yapacağı harcamaları belirliyor. Evet. Dolayısıyla harcamalarımız kesin, bunlar yapılacak. Ama ne kadar vergi elde edeceğiz? O bir tahmin, vergi tahmini, gelir tahmini. Şimdi böyle olunca sizin harcama için ayırdığınız pay yüksek enflasyonist ortamda 6 ay sonra kuşa dönüyor. Ben ne yapılmalı diye öneriyorum. Daha önce de söylemiştim. Nasıl bizim maaşlarımızı 6 ayda bir güncelliyorlarsa enflasyon kadar. Bütçeyi de. Belli, gerekli kamu hizmetlerinin verildiği kurumların bütçelerini şey yapmaları lazım. Güncellemeleri lazım enflasyona göre. Tabii bu vergi gelirinin de yani iç borcun da veya bütçe açının da daha yüksek olmasına sebep olabilir tabii. Ek borçlanma yetkisi verilebilir hazineye. Bunu ek bütçe yasasıyla yapacağımıza, enflasyon %10'un altına inene kadar 6 ayda bir böyle bu rutin hale gelirse daha iyi olur. Buna güncelleme dersiniz. Bütçenin enflasyona göre yani güncellenmesi. 6 ayda dersiniz. Bir yeni bütçe yapma tekniğinden yeni bütçe değil de enflasyon oranında de. Harcamaları enflasyon oranında arttırmak gerekir. Çünkü şundan bahsediyorum. Şimdi karakollarımız var. Evet. Bu karakolların ihtiyaçları var. Yani ihtiyaç nedir? Badanası, boyası, bilim, askeri tesislerimiz var. Okullarımız var. Hastanelerimiz var. Bunlar sosyal hizmet üretiyor. Devlet sadece yol yapar, baraj yapar, köprü yapar bir kurum değil ki, inşaat firması değil ki devlet. Devlet sosyal hizmet getiriyor ve harcamaların çoğu da bunlar. Ama biz bu şeyleri güncellemezsek, yüksek enflasyon ortamında mesela bizim diyelim bizim üniversitenin
badanası, boyası bilmem nesi gerekiyor, tamiratı gerekiyor. Tarihi bina çünkü. Fakültede para kalmıyor. Son 3 ay nereden para buluruz falan. Yani bu sıkıntılı. Yüksek enflasyon ortamına girmenin bir şeyde bu reel olarak kamu harcamaları, sosyal hizmetlerin değeri düşüyor, kalitesi düşüyor. Dolayısıyla bunu bu bütçe açığının artması demek tabii, borçlanma demek. Evet. Yani enflasyonu düşürmeyeceksek eğer, düşürme hedefimiz yoksa o zaman en azından sosyal hizmetlerin aksamadan devam etmesi için bütçenin bu şekilde intibak ettirilmesi lazım. 6 ayda bir. Yani bunu ek bütçe demezsiniz. Bütçenin enflasyona göre güncellenmesi. Harcamaların enflasyona göre güncellenmesi. Bu ne kadar zaman yapılmalı? Mesela yani 6 enflasyon, ayda bir. Enflasyon nereye gelinceye kadar yapılmalı? %10. Sizce? %10. Veya %20 de olabilir. %20'ye indiği vakit ondan sonra daha hızlı düşer. Peki, enflasyonun %20'ye ineceğini ne zaman tahmin ediyorsunuz? Tabii yani bir istikrar programı ek bütçe yapacağız uygulanması. Da o yüzden hocam tarihi soruyorum size. İstikrar yani programı uygulanması ben lazım. Ben sadece ek bütçe tekniği sunuyorsunuz. Acaba ek bütçeyi ne kadar zaman bu şekilde yapmak zorunda kalabiliriz? Şimdi eğer mevcut iktidar, ki birazdan geleceğiz, Sayın Nebati çok heyecanlı bir şekilde ve güzel bir şekilde savundu programın ne kadar başarılı olduğunu, evet, uygulanan programın. Dünyanın bize gıptayla baktığını söyledi. Şimdi mevcut hükümet yine kazanırsa Sayın Cumhurbaşkanı ve yine bu politikalar devam ederse işte o zaman bu güncellemelerin düzenli, rutin hale gelmesi gerekir. Çünkü enflasyon %100'leri, %150'leri böyle giderse 2-3 sene içerisinde görebilir. Ama benim tabii tahminim bu değil. Seçimden sonra sıkı bir kemer. Yani yeni politikası. Bir sayfa açtık artık diyecek, evet, Sayın Cumhurbaşkanımız veya kim gelirse artık yeni bir sayfa. Zaten yeni birisi gelirse yeni bir sayfa açılacak. Oradan bir böyle karizmatik bir maliye bakanı seçilir, dünyaca tanınmış birisi getirilir, oturtulur. İyi de bir merkez bankacıyı koyarsınız Merkez Bankası'nın başına. Biz sizin işinize karışmıyoruz dersiniz. Buyurun, biz yapın. Biz siyasi hedefleri koyacağız. O siyasi hedeflere ulaşmak için araçlarınızı özgürce seçebilirsiniz diyeceksiniz. Ama siyasi hedefler bizim, biz koyacağız iktidar olarak. Dolayısıyla böyle bir şeyde enflasyonu düşürürsünüz tabii. Ama eğer bu hükümet tabii ki çok kendileri beğeniyorlar. Bu programın da çok başarılı olduğunu, dünyanın bize gıptayla baktığını, dünyanın bizi kıskandığını söylüyorlar. Sayın Nebati öyle söylüyor. Ben onun yalancısıyım. O zaman bu böyle devam edecekse o zaman tabii ki bütçenin de bu şekilde yeniden bir güncellenmesi 6 ayda bir gerekebilir. Çünkü biz bizatihi yaşıyoruz. Kamu hizmeti veren kurumlarda bunu yaşıyoruz. Bunu hastanelerimizde de görüyorlar. Okullarda bağış alınıyor. Yani hala okullarda bağış alınıyor. Yani bağışla okul mu olur? Yani öğrenciye işte badana yapacağız, ailenizden para getirin. İşte okulun bahçesini düzenleyeceğiz, ailenizden para getirin falan deniyor. Ali Bey, Cumhuriyet kurulduğunda ana hedefi, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in ana hedeflerinden birisi herkese aynı standartta eşit eğitim verilmesiydi. Evet. En ücra köydeki... Hani bir şey de vardır, orada bir köy var uzakta, okey bizim köyümüzdür. Yani biz çocukken, evet, söylerdik, bir şarkı vardı. O ideal vardı. Ve şimdi bakıyoruz İstanbul'da farklı semtlerde farklı devlet okulları var. Özel okul değil, devlet okulları. Böyle yani ve imtiyazlı okullar var. Belli lüks semtlerde en iyi hocalar oraya gidiyor. En iyi hocaların olduğu yere de o semtlerdeki insanlar çocuklarını sokmak için yarışıyorlar. Kısıtlı bir limit var. Ne oluyor o zaman? Bağış kampanyaları başlıyor vesaire falan filan. Yani devlet hizmetinde bile imtiyazlı, hani sınıfsız, imtiyazsız kaynaşmış bir kütleyiz. Bu Cumhuriyet'in ideallerinden birisiydi. Bugün sınıflı, imtiyazlı, ayrışmış bir kütle haline geldi. Bu kütle olabilir mi? O da ayrı bir şey. Onun için... Orada bir köy yok artık, değil mi? Öyle tabii, şey, tabii, köyler de yok. Onda köy vardı ama yok. Evet. Köy de yok, bu da doğal bir sonuç tabii. Sayın Cumhurbaşkanımızın belki 3 çocuk istemesinin şeyinde, o kendisi de görüyordur nüfustaki bu yavaşlamayı ve şey yapma işte, yapısal dönüşümü. Belki ondan dolayı istiyordur 3 çocuk. Peki, başka bir şey soracağım hocam. Sonra sizden de bütçeyle ilgili, tabii, bir şeyler öğreneceğim.
Şimdi bir de kamunun yapması gereken harcamalar var. İşte ÖTV, KDV ile vergi alacak. Fakat ÖTV ve KDV'yi zaman zaman bazı projeler karşısında düşürüyor. Mesela otomotivde düşürdü değil mi? KDV'yi düşürmek zorunda kalıyor gıdada. Şimdi bu tür indirimler yapmak zorunda kaldığı takdirde bütçe hedefleri iyiden iyiye sapmaz mı? Yani örneğin enflasyonist ortamda hem bir yandan tüketimi artıracaksın. ÖTV'yi neden kaldırıyorlar ya da azaltıyorlar? ÖTV matrağını neden düşürdüler? Çünkü otomotiv satışlarını canlandırmak istiyorlardı. Otomotiv piyasası ölü durumdaydı. Bunu canlandırmak için ÖTV'yi düşürdüler ve şimdi tamam arttı satışlar. Fakat devlet önemli bir gelirden yoksun kaldı. Aynı şey KDV için de geçerli. KDV'yi de gıda ürünlerinden düşürüyorlar. Dolayısıyla hani böyle bir 40 katır mı 40 satır mı dengesine doğru gidiyor. Ali Bey incelemek lazım. Verilere bakmak. Faydası yani, var mı yok mu? Otomobil satışının ve ondan gelen toplam vergi gelirinin iktisatta Laffer eğrisi diye bir şey var. Bu özellikle yeni klasik iktisatçıların, anayasalcı iktisatçıların savunduğu politikaları destekleyen bir ölçüde destekleyen bir eğri. Şöyle herhangi bir ürüne uyguladığınız KDV veya ÖTV belli bir yere kadar toplam geliri arttırıyor. Onu arttırmaya devam ederseniz bu sefer satışlar düşüyor, çok yüksek olduğu için vergi geliri de düşüyor. Belki bu hesaplanarak… Doyum noktasına gelmiş olabilir. Belki maksimum vergi gelirinin olduğu yere kadar çekerek vergi gelirini arttırabiliriz. Ama acaba hükümet bunu mu yapıyor? Burada şey var, vergi indirimleri sektör sektör, farklı sektörlere farklı vergi indirimleri uygulandığı vakit sizin kimin cebinden alıp kimin cebine koyduğunuzu gösteren bir şeydir. Yani ilaca uygulanan KDV'yi, ekmeğe, süte uygulanan KDV'yi, çocukların ihtiyaçları olan, temel ihtiyaçları olan şeylere uygulanan KDV'yi düşünürsünüz. Öbür lüks mallara KDV'yi arttırırsınız. Bu nasıl bir şeydir? Zenginden alıp fakire veren bir yöntemdir. Ama siz ne yapıyorsunuz? Konut kredileriyle ekonomiyi canlandırıyorsunuz. Otomobil kredileriyle o ekonomiyi canlandırıyorsunuz. Hadi konut yerli milli. Bizim müteahhitlerimiz yerli milli. Çoğu Karadenizli. Evet. Otomotiv, yerli milli otomotiv yok. Hepsi yabancı firmalar. Tabii. Yani birkaç tane evet Türk işçileri istihdam ediyorlar ama kaymağın büyüğü yabancı firmalara gidiyor. Kar transferi yapıyor o firmalar. Dolayısıyla şimdi kime ne vereceksiniz? Kimden alıp kime vereceksiniz? Maliye politikası gayet siyasi bir politikadır. Ama dediğim gibi eğer vergi oranları düştüğünde çok yüksektir. Mesela otomotivdeki vergi oranı çok yüksektir. Bu da maliyeciler araştırmıştır. Vergi oranını şu kadar düşürürsek vergi gelirimiz artacak diye tespit etmişlerdir. Ona göre uygulamışlardır. Ona bir şey demem. Laffer eğrisine göre. Ama öbür tarafta sadece bu belli bir sektörü otomotiv gibi, bir inşaat gibi veya ne bileyim AVM'ler gibi belli sektörleri ekonomiyi kısa dönemde canlı tutsun. Bir büyüme algısını devam ettirelim. Büyüyen ekonomi algısını devam ettirelim amacıyla pratik bir uygulama olarak şey yapılıyorsa bu uzun dönemde zengin fakirden alıp zenginin cebine koyan gelir dağılımı daha da bozan bir uygulama olur diye düşünüyorum. Evet. Hocam ne diyorsunuz? Cumhuriyet'in 100. yılı bütçesi bu. Dolayısıyla üzerinde çok konuşmamız gereken bir bütçeden bahsediyoruz. Tabii. Ondan önce ben de eğitim sistemiyle ilgili bir şey söyleyeyim. Demin hocam girdi. Tabii Atatürk'ün en büyük hedeflerinden bir tanesi değil mi? Herkesin eşit eğitim alma hakkıydı. Aslında bu şeye kadar da yani baktığımız zaman işte tam şimdi hatırlamıyorum tarihi. Mevcut iktidar ne zaman değiştirdi sistemi? İşte 4 artı 4 artı 4 yaptı. İlk önce 28 Şubatçılar değiştirdi. Bu yani 8 yıllık kaç eğitim geldi. Evet. Bizim andosyalarının şey yapılması oradan başladı. Ondan sonra da tabii 4 yani, artı 4 artı 4 de aslında bu şöyle söyleyeyim. 5'ten sonra da evet, 4 yani artı 4 artı 4. 2000 yıllarına kadar kabaca yani bizim zamanımızda da ben eğitimin çok daha adil ve herkesin eşit bir şekilde faydalanabildiği bir sistem olduğunu düşünüyorum. Ama 2000 yıllarından sonra çok net bir şekilde bozuldu. Yani şimdi bakın bizim zamanımızda hepiniz bilirsiniz ki bu 2000 yıllarına kadar falan devam da etti. Evet, doğru. Yani aynı mahallede oturan herkes mahallenin bir ilkokulu vardı.
Evet, mahallenin bir orada yakın bir yerlerde bir ilkokulu vardı. Herkes o ilkokula giderdi. Yani burada bir sınıfsal ayrım, ekonomik düzeyde bir ayrım diye hiçbir şey yoktu. Yani apartman görevlilerinin oğullarıyla beraber biz arkadaşlık oynardık hep beraber yani. İşte öğretmen vardı, işçisi vardı, şu vardı, bu vardı ki hep vardı yani. Dolayısıyla ne kadar böyle bakın, yoğun ve karma tabii, bir şey vardı değil mi? Tabii. Aynen öyleydi. Ve ondan sonra 5 sene okurduk aynı okulda ve herkes aynı eğitimi görürdü. İşte orada çalışkan olan, başarılı olan çocuklar, ondan sonra çalışkan olanlar Kolej Anadolu sınavlarına girerlerdi. Ondan sonra da herkes yine Kolej ve Anadolu sınavlarında okumaya devam ederdi. Ama şimdi mesela baktığınız zaman yani böyle bir şey olmasına imkan ihtimal yok. Yani özel okullar apayrı bir yerde. Devlet okulları zaten apayrı bir yerde. İşte görüyoruz Barakçı kimse tabii. Yani kimse tabii. Gördüğümüz kadarıyla benim etrafımdan hocamın da var kızı. Aynen. Yani devlet okullarına hepimiz devlet okullarında okuduk ama şu an baktığımız zaman çevremize kimse devlet okullarına gönderemiyor. Yani o zaman öyle bir şey yoktu. Yani bu çok net bir şekilde eğitim sisteminde çok ciddi ben bozulduğunu gösteriyor. Ben içimde kalmasın söyleyeyim. Biz Hakkı Hoca'yla Marif Kolejliyiz. Evet. Kadıköy Anadolu Lisesi. Aynı okuldan Evet. Dolayısıyla şimdi bizim okulumuz Cumhuriyet'in ilk kurduğu üst düzey okullardan birisi. Üst düzey olması elitlerin gittiği değil. En yetenekli, en başarılı çocukların gittiği sınavla. Alın okulu. Bizim arkadaşlarımız içerisinde isim vermeyeyim. Boyacısı da vardı, ne bileyim işçi çocuğu, köylü çocuğu da vardı, fabrikatör çocuğu da vardı. Bunların hiçbiri gelir seviyesine göre değil. Başarısına göre alınıyordu. En kötüsü Yıldız Tekniği mühendisliklerine girdi arkadaşlarımız. Hiçbiri dışarıda kalmadı. Bizim dönemden bahsediyorum. Ben 92 mezunuyum. İşte bu sene 30. senemiz mezuniyetin. Şimdi bakıyorum Anadolu Liseleri de sonra Marif Kolejleri'nin üstüne Anadolu Liseleri kuruldu. Bu çok güzel bir sistemdi. Dünyaya açık ama Türklüğünü kaybetmemiş, bir milli bilince sahip, cumhuriyet değerlerine sahip ama dünyaya açık rekabet edebilecek insan yetiştiriyordu. İlk önce 28 Şubatçılar İmam Hatipleri kapatacağız diye Anadolu Liselerini ortadan ikiye böldüler. Çünkü şöyle bir şey var. Ortaokul bizde ortaokul lise 1'di. Biz ilkokuldan çıktık mı bir kere 5 artı 6 bir de bir sene de hazırlık. 12 sene kesintisiz eğitimimiz var zaten. 8 sene kesintisiz eğitim vereceğiz diye Anadolu Liselerini bitirdiler. Bunun akabinde bu hükümette ben düzeltirler diye düşünüyordum. Aynı şeyi devam ettiler. Sadece ilkokulu 4, ortaokulu 4 yaptılar. 5-3'ten 4-4'e çıkardılar. Dolayısıyla yani biz denenmiş ve başarılı olmuş bir sistemimiz vardı. Fakir çocukları parasız yatılı okurlardı. Bizim kocaman bir yatakhanemiz vardı. 3 öğün yemek verilir, bütün kitapları devlet tarafından verilir. Şimdi benim çocuğum, evet benden daha çabuk İngilizce öğrendi. İkinci dilini de 12 yaşında. Ben 12 yaşında İngilizce öğrendim. 11-12 yaşında İngilizce öğrenmeye başladım. Çünkü İngilizce bilmiyordum ben. Anadolu Lisesi'ne başladığımda, ortaokul hazırlıkta başladım. Benim çocuğum ortaokula başladığında 1,5 dille başladı. İngilizce, Almanca. Ama evet bu bir kazanım ama belki hayatımızda elde ettiğimiz gelirin yarıya yakınını biz ödemek zorunda kalıyoruz. Elit bir eğitim alması için çocuğun. Kaç kişi benim imkanlarıma sahip bu Türkiye'de? Kaç tane çocuk, zeki çocuk o imkansızlıklar içerisinde kaybolup gidiyor? Bu bir ciddi bir sosyal adaletsizlik. Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve diğer parti liderlerimize sesleniyorum. Seçimden sonra gelecek hükümet kim olursa olsun bu eğitim sistemini yeniden sil baştan ele almak gerekiyor. Ne olmalı? Gerek. Nasıl bir eğitim sistemi olmalı? Mesela Ali Bey bu çok uzun. 12 yıllık kesintisiz bir eğitim mi olmalı? Ne olmalı size göre? Uzmanlık gerektiren bir alan. Ben bu konuda biraz okuma yaptım. İşin ekonomik boyutuna baktım uzmanlık gerektiren bir alan. Çok bir şey söylemek istemiyorum. En güzel eğitim sistemi olarak Norveç, Finlandiya eğitim sistemleri gösteriliyor. 8 milyonluk ülke ile 84 milyonluk ülke aynı olmaz. Gelişmişlik kriterleri aynı değil. Kaynakları aynı değil, fırsat ve tehditleri aynı değil. Dolayısıyla Türkiye'ye özgü bir model ama en önemli şey şu, kim zengin olsun, fakir olsun, hepsi belli bir standart eğitim alsın ve hepsinin fırsat eşitliği olsun.
Ve iyi okullardan çıkan çocuklar, devletin seçme okullarından çıkan çocuklar da dünyayla rekabet edebilecek düzeyde olsun. Bugün pizza pizza skorları çok fena yani maalesef çocukların. Size geleceğim de hocam, ben de bir ilave yapayım. Buyurun. Hocam yaramızı değişti o bakımdan eğitim sistemiyle ilgili. Şimdi Finlandiya, Norveç, İsveç, Danimarka yani bu dört ülke birbirinden beslenen eğitim sistemlerine sahip. Onların komşusu olan Baltık ülkeleri de onlardan besleniyor. Litvanya, Letonya, Estonya eğitim sistemi de Finlandiya ile neredeyse birebir paralel. Eğitim şu, yani çok basit indirgeyerek söylüyorum. Elbette çok daha detaylı olduğunu biliyorum ancak şu anda vaktimiz yetmez diye zamanınızı çalmamak için. Hikaye şu, mesela öğretmene derste anlatım özgürlüğü tanınıyor. Şimdi öğretmen örneğin derste dünkü sona eren Dünya Kupası finalini anlatabilir. Bence anlatmalı. Anlatabilir yani bunda hiçbir sakınca yok. Ama örneğin bir öğrenci şikayet ederse mesela bizim öğretmenimiz geldi derste Arjantin-Fransa maçını anlattı dediği andan itibaren öğretmen hakkında soruşturma. Bu bir. İki, müfettiş geliyor okullara belirli periyotlarla değil mi denetime. Örneğin ders tarih diyelim ki işte Ocak ayının 15'indesiniz. Orta çağı öğretmesi gerekiyor ama öğretmen mesela orta çağa gelememiş. İlk çağı anlatıyor. Dönüyor diyor ki hocam diyor neden diyor ilk çağdasınız? Sizin şu tarihte orta çağı anlatmanız gerekiyor diyor. Hop öğretmenin notunu kırıyor. Şimdi öğretmene bunları dayattığınız andan itibaren öğretmen zaten anlatamaz. Yani öğretmene siz illa şunu anlatacaksınız. Tabii ki elbette bir öğretmenin derste anlatmaması gereken şeyler vardır. Zaten hiçbir öğretmenin bilinçli ve taksiren böylesi bir şeyi saptığını zannetmiyoruz öğretmenler. Çünkü hakikaten toplumun yetişmesinde kendilerini mükellef, görevli bilen insanlar, bu idrake sahipler. O bakımdan mesela eğitim sisteminin biraz böyle serbestleştirmesi lazım. Öğretmenin derste ne anlattığını kontrol edeceğinize, öğretmenin neler anlatmaması gerektiği üzerine küçük bir diskur olur. Bir tek onlardan muaf tutulur ya daha doğrusu onlar konuşulmaz. Bunun dışındaki her şey konuşulabilir. Çocuğun bilişsel, zihinsel, bedensel ve kültürel eğitimiyle ilgili her şeyi öğretmen vermek zorunda. Buyurun hocam. Bir şey söyleyecek misiniz? Ben şöyle söyleyeyim, yani öğretmenlik bir meslek. Bunun mesleki eğitim olarak verilmesi lazım. Herkes köy enstitüsünden bahsediyor. Türkiye'ye vurulan en büyük darbe öğretmen okullarının kapatılması. Tabii. Cumhuriyet'in öğretmen okullarının kapatılması. Buyurun hocam. Valla bu tabii konuyla ilgili artık tabii başka bir uzmanlık konusu da bambaşka da bir tabii konu. Hocamın eline su dökemeyiz. Evet. Yok, yani. Ben de uzman değilim. Ben ama, çok konuşmak istemiyorum. Onun için yani ben onu söyledim. Doğru. Sadece bizim zamanımızda eğitim öğretim sistemi işte gerekçesiyle çok daha iyiydi. Aynı zamanda öğretmen okullarının kapatılması bence de son derece yanlıştı. Ama şimdi biz tabii konumuza dönelim. Bütçeyle ilgili galiba. Şimdi bütçe açığı 2023'te 659 milyar lira olarak öngörülmüş. Tamam, şimdi birincisi şunu söyleyeyim. Tabii 2023 yılında seçimler var. Dolayısıyla bu bütçe rakamları bundan sonra çok değişiklik gösterir. Onu söyleyeyim. Birincisi o. İkincisi zaten bakın bu yıl bile biliyorsunuz ilk yapıldığı zaman bütçe. Bakın şöyle bir şey vardı. Rakamlar hemen hemen net kafamda. Evet. Yılın başında 222 mi 228 milyar TL bir bütçe açığı öngörülmüştü. Evet. Haziran ayında yeni bütçe yapıldı değil mi? Tabii. Siz söylediğiniz programın başında 468 milyar TL öngörü. %162'lik artış bakmakta kalın. 468 milyar TL bu yıl sonunda Haziran ayında yani 3-4 ay önce bir açık öngörülmüştü. Şimdi bakıyoruz yılın ilk 11 ayı bütçe 20 milyar TL açık verdi. Evet. Şimdi böyle bir planlama... Evet, yani şimdi son ayda herhalde 20 milyar açık verdi. Son ayda herhalde 440 milyar TL açık vermeyecek. Evet. Öyle değil mi? Şimdi nasıl bu bir planlama yapılıyor burada? Nasıl bir, yani böyle bir şey baktığınız zaman çok şaşırtıcı ve çok gülünç. Yani siz Haziran ayında ek bütçe yapıyorsunuz, ek bütçede... Yani bu kadar sapma olabilir mi? Bir miktar tabii ki sapma olur da... 200 milyar öngörünüzü 200 milyarlardan 468 milyara çıkartıyorsunuz bütçe açığı öngörünüzü. Sonra gerçekleşmelere bakıyorsunuz. Yılın ilk 11 ayında 20 milyar TL açık oluyor. Yani tabii ki bir miktar sapmalar olabilir. Tamam, şirketlerin karları arttı enflasyon nedeniyle, o yüzde vergilerde falan filan artış oldu ama yani bu kadar bir şey olamaz yani. Dolayısıyla 2023 bir de seçim yılı.
Bu işlerde çok daha sular akar. Bunlar, bu rakamlar çok daha değişir, onu söyleyelim. Ama ben şunu söyleyeceğim yalnız. Şimdi birincisi, bu yılbaşı başladığımız zaman işte gerek şeyin devreye girmesi, KKM'nin, kur korumalı mevduatın, işte diğer işte biliyorduk 2023 yılında tabii ki seçim olacak ki onun tabii de etkilerini de göreceğiz daha, ama yani sonuçta benim tahminim Türkiye'nin en güçlü tarafı olan kamu maliyesinin bayağı bir bozulacağı yönündeydi. Evet. Ama doğruyu da söyleyelim. Yılın sonuna geldiğimiz zaman aslında ben tahmin ettiğim kadar bozulma olmadı kamu tarafında. Hala baktığımız zaman hem kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılaya oranı, hem de bütçe tarafına, yani bütçenin de hazineye tabii şu anda 91, bugün Sayın Bakan'ın açıklaması var değil mi? 91 milyar TL sadece hazine tarafına yalnız bir yükü oldu. Tabii bunu yani yaklaşık bir o kadar da Merkez Bankası olur değil mi? 180 vergiler belki 220 milyar falan bir civarı toplam devlete maliyeti olmuş olabilir, ama hala rakamlara baktığımızda bu seneyi de bütçe açığı gayri safi yurt içi hasıla oranının tahmin edilenden daha düşük tamamlayacağız. Yani herhalde %3,5 falan, evet, civarlarında tamamlayacağız, o civarlarda. Hala baktığımız zaman her ne kadar ben yıl başında kamu maliyesinde, yani Türkiye'nin aslında makro taraflarına baktığımız zaman diğer işte makro rasyolarını biliyoruz. Yani gerek enflasyon çok yüksek, risk primleri çok yüksek. Kamu tarafı diğer makro rasyolara göre nispeten daha güçlü, evet, idi. Ama en azından bu kadar kamu tarafında da gevşeme olmasına rağmen belki sonuçlarını 2023 yılında daha net bir şekilde göreceğiz. Ama bu yılın sonuçta, bu yılın sonunda tamamlanan rakamlara göre kamu tarafında beklediğimiz kadar, hem kamu borcu tarafında hem bütçe açığı tarafında, bunların gayri safi yurt içi hasılaya oranı tarafında beklediğimiz kadar çok ciddi bu sene bozulma olmayarak kapatacağız. Hala bu rasyolar diğer gelişmekte olan ülkelere göre bir miktar daha iyi olduğunu söyleyelim. Yalnız tabii şu da var, bunu da söyleyelim. Tabii burada sıkıntı kamu borcunun, yani gayri safi yurt içi hasılaya oranı diğer gelişmekte olan ülkelere göre daha düşük olabilir. Ama burada tabii şunu da göz önüne almamız lazım. Kabaca tam rakamı hatırlamıyorum ama yani kamu borcunun yarısı da döviz cinsinden. Artı tabii bunun içinde girmeyen şeyler de var. Projeler var biliyorsunuz, garanti verilen projeler var. Tabii onları da koyduğunuz zaman aslında bu riskin bir miktar daha arttığını, kamu toplam borç içerisinde de kamu borcunun, döviz cinsinden borcunun yüksekliğinin de bir risk olarak olduğunu söyleyelim. Ama yine de yani kamu tarafı diğer makro tarafa göre daha, yani rakamlara baktığımız zaman daha iyi, daha sağlam gözüküyor. Diğerleri çok kırılgan çünkü. Bir kalem var hocam, ona dikkatinizi çekmek istiyorum. Bütçede faiz giderleri 565 milyar lira. Şimdi açık ne kadar? 659 milyar lira. Evet, dolayısıyla hani 100 milyar açıkla kapatılması mümkün iken bütçenin, toplamda 659 milyar lira açıkla kapatılması söz konusu faiz giderleri yüzünden. Şimdi faiz giderlerini azaltmanın yolu olarak işte politika faizini indirmek olarak başladılar. Tabii onun bununla alakası olmadığını biliyorum ama hani gerçekten faizle ilgili ciddi bir projeksiyon olmuş olsa Türkiye şu bütçede, şu ufacık bütçenin içinde, yani 4 trilyon 469 milyar liralık bütçenin içinde 565 milyar lira faiz ödemek zorunda kaldı. Bu çok büyük bir yük diye düşünüyorum ben. Yani yüksek bir oran değil mi hocam sizce? Yüksek tabii. Bu 2001 krizi öncesinde daha beter bir durum vardı tabii. Yani vergi gelirlerinin tamamının %94'ü faize gidiyordu yani. Doğru. Bugün o kadar olmasa bile ciddi bir oran bu dediğimiz şey. Bunun temel sebebi, yani ben Merkez Bankası'nın faizini düşürdüğüm vakit… %10'un üzerinde hocam şu anda. Evet. Ben şeyi düşürebilir miyim?
Borçlanma faizini düşürebilir. Ama düştü bir miktar zorla da. Yani devletin o... TL cinsinden düştü. Ama hocam zaman... şey değil. Yani otomatik olarak ben Merkez Bankası faizini düşüreyim, onlar da düşsün olmuyor. Tam tersine yükseldi bu sefer brute force'la. Kaba kuvvetle. Kaba kuvvetle. Düşürdüler. Tabii tabii. Yani, aynen öyle oldu. Ben tabii. Diyorum ya, Luca Brasi'yi gönderdi sen Cumhurbaşkanı bankalara diye. Değil mi Luca? Onlara reddedemeyecekleri bir teklif verdi. Şimdi bu... Luca bu arada tabancayı gösterdi. Evet, faizi düşürmenin yolu belli. Yani iç borç olmayacak. Yani iç borç en azından minimum düzeyde olacak. Dış bu bütçe açığı vermeyeceksiniz. Tasarruflarınız yeterli büyüklükte olacak. Uzun dönemde faizi düşürmek için sizin tasarruflarınızı arttırmanız lazım. Tasarrufları arttırmanın bir yolu dışarıdan sermaye kaynak çekebilmek. Kaynak girişine bağlı. Tabii. Dışarıdan sermaye, ama bunlar hocanın her zaman dediği gibi böyle kalıcı pension fundlar, sağlam uzun vadeli gelen şeyler, kurumsal yapılar olması lazım. Yani alverci üçkağıtçı. Lar misali bugün gelip yarın giden adamlar değil. Kapkaççılara evet. Değil. Şimdi sizden dış borç, dış sermaye kaçmış. Ülkenizde tasarruflar düşmüş çünkü tasarrufun bir getirisi yok. İnsanlar babam tüketime yığılıyor. Tasarruf diye tüketim yapıyorlar. Doğru. Yani otonom tasarruflar düşmüş, teknik tabirle otonom tüketimler artmış. Bu durumda sizin faizi kontrol edebilmeniz mümkün değil serbest piyasa şartlarında. O zaman ne oluyor? Kumanda ekonomisine geçiyoruz. Kumanda ekonomisinde bir yere kadar kontrol edersiniz ama bir yerden sonra kontrol gücünüz kalmaz, sistem patlayabilir. Allah vere de sistem patlamadan normale dönsünler. Faizi düşürmek istiyorsak enflasyonu düşürmemiz lazım. Faizi düşürmek istiyorsak açıklarımızı azaltmamız lazım. Bu böyle şeyle olmaz. Merkez Bankası faizini düşürdüm ben. Faizler de düşecek, düşmezse ben düşürürüm falan, böyle olmaz. Peki, nüfusa gelelim mi? Nüfus sayımı, daha doğrusu TÜİK'in hane halkları anketi sonuçlandı. Türkiye nüfusu 2022 yılı sonu itibariyle 84.685.000 kişi oldu. Cumhuriyet'in ilk yıllarında, ilk yapılan hane halkı ve nüfus sayımında 1927'de 13.648.000 kişiymişiz. Dolayısıyla nüfusumuzdaki artış oranı, tabii yani artış hızımızın düştüğünü biliyoruz. Evet. Burada asıl üzerinde durmamız gereken, Dündar Hocam, hane halkı sayısı 25 milyon. Yani 84 milyon bölü işte 3 diye düşünürsek aşağı yukarı yaklaşık işte her 3 kişiden oluşan bir birime aile diyoruz. Sizce ideal bir aile yapısı mıdır bu? Yani geçmişte mesela işte 8-10 çocuklu ailelerin oluşturduğu aile yapıları vardı. Artık Türkiye... Ortalama bir çocuk oluşturdu. Evet, çok fazla çoğalmayan bir ülkeye dönüşmüş durumdayız diye düşünüyorum. Şimdi bunun sebebi tabii ki bu insanlar çocuk yapmak istemiyor, tek çocukla yaşamak istiyorlar falan böyle değil. Bir şey yok. İktisadi ve sosyal sebeplerdir. Siz ve bu Özal zamanından beri Türkiye... İlk başta 1960'larda başladı. Kasabadan kentlere, köyden kente göç olgusu işte. Bu arabesk müziğin de ortaya çıkması gibi evet. Çeşitli sosyolojik etkileri de var. Ama özellikle son 40 yılda köylerden kentlere, kasabalardan kentlere çok hızlı bir akış oldu. Bugün tarımda çalışan nüfusumuz çok düştü. Ve şehirlerde yaşama başlayınca şöyle bir problem çıkıyor. Hali hazırda tabii ki köydeki yaşam tarzını sürdürmek isteyen bazı gruplar, gettolar halinde yaşıyorlar. Özellikle bu cemaat grupları vesaire. Ama genel olarak insanlar şehir hayatına adapte oldular. Şehir hayatına adapte olunca şöyle bir şey oluyor. Kadın da çalışıyor genelde, evet. Genelde. Kadının da çalışma imkanı artıyor. Böyle olunca bir de hayat pahalı. Şehirde kalabalık bir mekanda yaşıyorsunuz. Köydeki gibi boş alanda değil. Kalabalık bir mekanda ve zaman çok hızlı akıyor. Evet çok kazanıyorsunuz ama çok harcıyorsunuz. Böyle bir şey olunca aile planlaması gerekiyor. Evlenmek zor oluyor. Evlilik yaşı uzuyor o yüzden. Özellikle erkeklerde bir yuva kuracak sermayeyi elde edebilmek zorlaşıyor. Bunun gibi sebepler şeyi değiştiriyor ve zihniyet de değişiyor tabii ki. Evlilikten beklentiler değişiyor, kuşaklar değişiyor. Biz şimdi Cumhuriyet'in ilk dönemine baktığımızda çok genç bir nüfus görüyoruz.
bunun temel sebebi aslında Türkiye'nin ilkel bir ekonomi olması değil. Bugüne göre tabii ki ilkeldi ama o zamanın şartlarına göre ilkel bir ekonomi olması değil, 11 yıllık korkunç bir savaşlar kasırgasından çıkmış bir toplum bu. Libya'da Trablusgarp Harbi ile başlıyor, Dumlupınar'la bitiyor 11 sene. Aynen. 911, arada 922. Arada iki tane Balkan Savaşı var. Ve ya, erkeklerin çoğu ölüyor. En eğitimli erkeklerimiz, yedek subaylar ölüyor. Üniversite mezunları, bir beşeri sermaye, bir kuşak, ilk kuşak beşeri sermaye gidiyor. Kalanlar, köylerde yaşlı erkekler, savaştan sakat gelmiş erkekler, kadınlar ve çocuklar. Cumhuriyet bir mucizedir aslında bu 100 yıl içerisinde. Türkiye'yi dünyaya entegre etti. Burada bütün hükümetlerin de payı var, hepsinin katkıları var. Onları da hepsini de saygıyla ve minnetle analım. Ama kurucu Atatürk'ün de katkısı en önemlidir. Çünkü o vizyonu bize o verdi. Burada hızlı şehirlileşmek zorundaydık. Hızlı şehirlileşme kendi sosyal problemlerini de getirdi. Şimdi bu nüfusumuz evet yaşlandı ama bu aynı zamanda ömrümüzün de arttığı anlamına geliyor. Tabii. Cumhuriyet'in ilk yıllarında karşımıza olan problemlerden biri bütün köylerde tifüs ve frengi salgını vardı. Cumhuriyet ilk 5-6 yıl içerisinde bunu kontrol altına aldı. Tifüs ve frengiden insanlar ölüyordu. Kesinlikle. Şimdi nüfusun yaşlanması aynı zamanda ömrün uzaması, sağlık hizmetlerinin, kişi başına sağlık hizmetlerinin artması da anlamına geliyor. Tabii kadınların çalışma oranında yeterince başarılı olamadık şehirleşmeye rağmen. Ama kadınların eğitimi ciddi oranda yükseldi Cumhuriyet'in ilk yıllarına göre, hatta 1980'lere, 40 sene öncesine göre. Ama bunların çalışma hayatında daha etkin olarak, toplumsal hayatta daha etkin olarak öne çıkması lazım diye düşünüyorum. Ben Cumhuriyet'in 100 yıllık perspektifini olumlu görüyorum. Gerçekten bir mucize başardık ama önümüzde büyük problemler var. Sosyal problemler, iktisadi problemler. Bunları çözmek için Atatürk'ün zamanında olduğundan daha fazla güce sahibiz, daha fazla imkana sahibiz ama problemlerimiz de o kadar çetrefil ve karmaşık. Aynı inançta çalışmaya devam etmek gerekiyor. Evet, çok güzel anlattınız. Hocam size geleceğim. Size hane halkı büyüklüğüyle ilgili kısımla ilgili görüşünüzü almak için. 3.23. Şimdi 3.23'e Türkiye 14 yılda gelmiş. Yani 2008'de hane halkı büyüklüğü 4 kabaca, 3.23. Tabii bunu hani 3'e yuvarlayabiliriz ama birkaç sene sonra 3'e yuvarlayabilecek duruma geleceğiz. Muhtemelen 2026'da, 27'de hane halkı 3'e inebilir. Yani anne, baba, bir çocuk oraya doğru geliyor. Biraz önce hocamın işaret ettiği konu son derece önemli. Yani Türkiye, Cumhuriyet'in ilk yıllarında, hani Cumhuriyet hiçbir şeyi başaramadı diyorlar ya, öyle bir şey yok. Cumhuriyet o kadar çok şeyi başardı ki, mesela travm bir kalıcı ve kapsayıcı hastalıktı, önledik. Verem öyle bir hastalıktı, önledik. Travm öyle bir hastalıktı, önledik. Lepra öyle bir hastalıktı, önledik. Bunun gibi yani yaygın ve insidansı çok yüksek olan, endemik sayılabilecek pek çok hastalığı Cumhuriyet 20 yıllık, 30 yıllık eradikasyon projeleriyle önleyip bugünkü duruma geldi. Şimdi bu kadar kalıcı, yaygın hastalıkların olmadığı, yani insanların böyle deyim yerindeyse patır patır ölmediği bir ortamda sağlıklı olmamız ve dolayısıyla çoğalmamız gerekirken çoğalamıyoruz. Bence işin o kısmına bakmak lazım. Tabii herhalde büyük. Tabii çok çoğalmaktan yana değilim, ona ayrıca belirttim. Yani hani böyle şu hane halkı büyüklüğü bence ideale yakın bir aile büyüklüğü olabilir. Yani tabii Sayın Cumhurbaşkanı da biliyorsunuz yani hep 3 çocuk isteği var. En az 3 çocuk isteği var ama görünen o ki son değil mi? Sizin verdiğiniz rakam son 10 yılda değil mi? Son yani, 12 diyelim. 2008'den 2022'ye işte 12 ortalama 4'ten 3.23'e düşmüş. Evet, yani bu evet aslında bence tabii farklı nedenleri de olabilir ama ben en büyük nedeninin ekonomik nedenler olduğunu düşünüyorum. Basit. Çok net bir şekilde. Zaten Türkiye'nin son 10 yılda kişi başına düşen gelirine baktığınız zaman da işte 2013'lerde biz 12.500 dolarlara çıkmıştık. Şu an işte 8.000 civarında falanız. Dolayısıyla çok ciddi bir ülkede son 10 yılda baktığımız zaman
ekonomik gerilemeyi, fakirleşmeyi görüyoruz. Bu da bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi. Hatta bunu daha da destekleyecek bir şey de var bence burada. 2011 yılında mesela ben baktım, hane halkının konut sahipliği, yani kendine ait konutta oturuyor, yaşayan, evet yaşayan oran %67'ymiş. Şu an ne kadar? %60'a düşmüş. Tabii. Bu da çok net bir şekilde aslında 10 sene öncesine göre konut sahipliğinin daha yüksek olduğunu, hane halkının kendisine ait konutta oturduğunu %67 oranında 2011, 12 sene önce diyelim, 11-12 sene önce. Ama şu an bu oranın %7 puanlık bir azalma var. Bayağı ciddi bir azalış. %60'a düştüğünü gösteriyor. Bu da zaten direkt ekonomiyle aslında bağlantılı. Bir de inşaat politikasıyla da alakalı. Biz TOKİ'yi daha çok hani böyle geçen programda bahsettiğimiz sosyal konutlar şeklinde vatandaşa ucuz mesken sağlayacak projeler üretecek yapıdan çok daha lüks konutlar veya büyük projeleri falan destekleyecek şekilde kullanıyoruz. Yani bir de herkes mülkiyet sahibi olmak zorunda değil. Devlet çok ucuza kiralayabilir de. Burada da bu problemlerin de tekrar gözden geçirilmesi gerekir diye düşünüyorum inşaat politikamızın, toplu konut politikamızın. Evet. Bir başka veri var nüfusla ilgili. 4 kişilik ailelerin %47'sinde yalnızca bir kişi çalışıyor. Dolayısıyla bir kişi çalışıyor, ailenin tamamını, 4 kişiyi geçindiriyor. Bu toplumun yarısından bahsediyoruz. Diğer yarısında durum daha iyice ama orada şöyle, yalnız yaşayanlar var, ayrılmış olanlar var ya da çekirdek aileden yeni kopmuş olanlar var. Dolayısıyla onları bu gözle mütalaa etmemek lazım. Ama şunu biliyoruz, Türkiye'nin yarısı bir kişinin çalışıp 4 kişinin yediği bir dönme dolaba dönmüş durumda ki bu çok fazla sürdürülemez bir şey gibi geliyor bana. İşte ben başta dediğim kadınların toplumsal ve iktisadi hayata katılmasıyla kastettiğim şey bu. Şimdi biz şehirlileşmeyi bizim 100 yıllık perspektif, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin 100 yıllık perspektifi daha sanayileşmiş bir toplum, daha şehirli bir toplumdu. Ama bunun getireceği doğal sonuç nüfus artış hızının düşmesi ve ailenin küçülmesiydi. Buna mukabil bunun doğal sonuçlarından birisi de ailede çalışan sayısının artması, kadınların toplumsal ve iktisadi hayata daha çok katılmasıydı. Bütün o şehirleşmenin sonuçları gerçekleşti ama hali hazırda şehirlerde yaşayan Türk toplumunda böyle bir kişi 4 kişiye bakıyorsa bu açıdan çok hedefe ulaşılmamış denebilir. Kadınların daha çok iktisadi hayata katılması önemli. Bunun teşvik edilmesi lazım. Evet. Kadınların iş yaşamındaki katılımı şu anda %30'lar seviyesinde bu arada. Onu da belirtmiş olalım. Hocam şimdi son 4 dakikamız Hakkı Hocam. Sizden hem KGF ile ilgili anlatacaklarınız var. Onu dinlemek istiyoruz. Hem de ilave edeceğiniz. Bir de Borsa İstanbul'la ilgili bu yükselişin ne kadar süreceğini tahmin ediyorsunuz. Yani bir rally var ama ne kadar süreceğini bilemiyoruz. Vallahi şimdi önce tabii onunla başlayayım isterseniz. Şimdi borsada aslında bu sene kesin herhalde dünyanın hem yerel para cinsinden hem dolar cinsinden de en çok kazandıran borsası olacak bizim borsamız. Yani ben bunu büyük ihtimalle, yani tabii ki arada düzeltmeler olacaktır, kar satışları düzeltmeler gelecektir. Bugün de bankalar öncülüğünde, özellikle kamu bankaları öncülüğünde neredeyse tavan oldu hemen. Evet, hemen %9'a varan %9. Artışlar vardı. Ondan sonra burada tabii şimdi banka takaslarında bankalar bir miktar geri kalmıştı. Geçen hafta bir miktar bir artış var yabancı takasında 140-150 milyon dolarlık. Ama çok düşük bir rakam. Yani sonuçta şimdi yılın başından beri baktığımız zaman aslında yabancılar nette 3,5 milyar dolarlık aslında hisse satmışlar. Yani bunun arkasında ne var? İtici güç nedir? Bir defa yabancı yatırımcı yok. Ben önceden de söylemiştim. Yerli büyük grup ve kişiler var. Çok ciddi miktarda borsaya para sokuyorlar. Ve en önemlisi de bence unutulmaması gereken bir şey. Bir seçim ortamına giriyoruz. Bu seçim ortamında da
siyasi iktidar borsanın düşmesine hiçbir şekilde izin vermez. Tabii. Yani yükselmesi işine gelecektir. Dolayısıyla her türlü burada destek de veriliyordur yani büyük ihtimalle. Ben onu görüyorum. Ama tabii yani farklı nedenler de var. Yani baktığımız zaman mevduat zaten tarihi negatif seviyelerde olmuş. Negatif reel faiz var. Tabii bundan dolayı da küçük yatırımcılarda son zamanlarda biliyorsunuz yerli yatırımcı hesap sayısı da arttı. 3,5 milyona geldi. 3,5 milyon. Evet, 3,5 milyona geldi. Yani büyük yerli gruplar, kişiler alım yapıyorlar ve bunların peşine de küçük yatırımcılar takılmış gidiyor. Ama tabii ki bu böyle gitmez. İlla ki bir şey olur ama yani ben şu an gördüğüm kadarıyla seçimlere kadar büyük ihtimalle ben borsada bir negatif bir durum. Arada tabii ki ciddi kar satışları gelecektir, bazıları korkup edecektir falan filan ama. Kadar böyle peyderpey. Tabii. Küçük yani merdivenler gözüken, yaparak evet, çok yukarı doğru gideceğini gözüken o. Ama o artık ondan sonra şeye tabii seçimler olsun. Ondan sonra duruma tekrar bakacağız. Yabancı yatırımcılar orada çok önemli olacak. Evet. Yabancı yatırımcılar şu an Türkiye'de yok. Borsa yükselecek. O yüksek fiyatlardan tekrar gelecek mi, gelmeyecekler mi? Şimdi dolar bazında da biz bayağı işte herhalde bugün tam bakmadım ama 280 dolarların üstüne çıktık. Son bir de şunu da söyleyeyim. Şu da var. Yani borsaya para giriyor. Büyük yerli gruplar, kişiler tarafından para sokuluyor çok net bir şekilde. Ama yani baktığımız zaman son bir senede söylüyoruz işte patates, domates, soğan fiyatları 3 katına çıkarsa hisse senedi fiyat yüksek enflasyon nedeniyle hisse senedi fiyatları da eğer ki şirketler satışlarını enflasyon kadar arttırabiliyorlarsa ondan sonra ve aynı zamanda kabaca riskleri de aynıysa dolayısıyla hisse fiyatları da 3-4 katına çıkar yani aslında 2 kere 2 de 4. Evet. KGF'yle ile ilgili. Vallahi tabii bu tabii bekleniyordu ne zamandan beri. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması var. 200 milyar TL'lik yeni kredi garanti fonu. Yani tabii burada şimdi yani bu tabii seçim ortamında kamu şey de gelecek. Konutla da ilgili bir paket gelecek. Bunlar açıklanacaktır ama burada önemli olan bunların hedefe yönelik kullanılması, hedefe yönelik gitmesi. Ama sonuçta yani bunlar yani yüksek enflasyon ortamında baktığınız zaman çok net bir şekilde genişlemedir. Siz yine tekrar bu şekilde para arzını arttırıyorsunuz. Yani enflasyon için bir miktar negatif olabilir ama bunlar tabii ki dediğimiz gibi hedefe yönelik olursa gerçekten istenilen oranda ihtiyacı olan sektörler alıp bunları yatırım için kullanabilirlerse de o anlamda da bunların faydası olabilir. Ama biliyoruz geçmiş işte kamu garanti kredi garanti fonlarının Sayın Bakan açıklamıştı 2017 yılında yapılan yüzde değil mi 75 mi %80'i %75'i amaç dışı. Amaç dışı yani neydi o zamanlar dövize gitti, altına gitti, gayrimenkule gitmişti. Yani inşallah tabii bundan sonra böyle olmaz. Amaç dışı olmaz. Olmasın ama tabii bunlar yani bu genişleyici politikalar yüksek enflasyon ortamında enflasyonu daha da azdır. Açığını daha da arttıracak. Enflasyonu. Cari açı ve enflasyonu arttıracak. Arttıracaktır tabii. Peki. Çok teşekkürler Dündar Hocam. Teşekkür ederim. Hocam. Böylece son seansın sonuna geldik. Reklama gidiyoruz.